Evet sevgili izleyiciler, biraz evvel de bahsettik. Şu anda düğün salonunun içindeyiz ve yanımızda konuklar var. Öncelikle afiyetler olsun. Bugün Cansu düğün salonuna geldik. Nasıl, yemeklerde memnun musunuz? Teşekkür ederiz. Daha yemek falan yemedik salatadan başka ama gelir. Yemekler belli tabaklardan güzel yemekler gelecek. Öncelikle bu güzel salonda, Cansu düğün salonunda ki böyle güzel mutlu bir günde olmakla, sevdiklerimizle beraber olmak bizi mutlu ediyor. Tüm gençlerimizin, tabii bir annenin babanın en büyük dileği çocuğunun mutlu olmasıdır. Bu yavrularımızın mutluluğu için bizler de maddi manevi katkılarımız nelerse gücümüzün yettiği kadar o gençlerimizin mutluluğu için buradayız bugün. Öncelikle bir de sizi tanıyalım. Biz sizi tanıyoruz ama sevgili izleyicilerimiz sizi tanımıyor. Kendinizi de tanıtır mısınız bize? Ben ismim Kasım Erdoğan. Bundan önceki dönemde Almanya Levirlikleri Federasyonu Dedeler Yönetim Kurulu üyesiydim 3 yıl. Dilimizin döndüğü kadar inancımıza, kültürümüze hizmet ettik. Şu anda Frankfurt Alevi Kültür Merkezi yönetim kurulunda dede olarak yine görev aldım. İnançsal boyutta insanlar arasında ayrım yapmadan bizi bu inanca, kültüre, hizmete çağıran her yerde gücümüzün yettiği kadar varız. Şu anda Frankfurt Alevi Kültür Merkezi Cemevi Derneğimizi aldık. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Peki dede, ben şunu sormak istiyorum. Özellikle ben bütün programlarında gerek memlekette, Türkiye'deki sorunları ve Avrupa'daki sorunları da medyaya taşımak istiyorum. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ülkelerine yaz tatillerinde akın akın Türkiye'ye gidiyorlar. Fakat tatil sürecinde uçak şirketleri özellikle bunları fırsat bularak fiyatları yüksek bir şekilde arttırmaya gidiyorlar. Bunu yaptığı sürede biliyorsunuz Avrupa'da da birçok insanlar işsiz. Bırakın çalışan insanlar kiralarını bile zor ödüyorlar. Ekstra işlere gidiyorlar. Bayanlar biliyorsunuz gerek tuvalet silmesinden tut okullara, iş yerlerine temizlik için gidiyorlar. Bunların biri buradaki giderleri var. Gerek gecelerde olsun, eğlence sektöründe olsun ve çocukları okula giden insanlarımız var. Bu çocuklarımızı da kültürlerini ve ülkede yaşadığı dedeleri olsun, neneleri ve ecdatları orada yatıyor. Ve o kültürü ve o dili öğrenebilmesi için o ülkeye gitmesi lazım. Bu ne zaman gerçekleşiyor? Okul tatilinde. Ve okul tatilinde biletler yüksek bir şekilde arttırıldığı sürede bu insanlar ya kredi almak zorunda gitmek istiyorsa borç alarak gidiyor. 6-7 bin euroya mal oluyor bir izin. Bu konuda ben insanların görüşlerini almak istiyorum. Şimdi her şeyden önce böyle bir Avrupa'da yaşayan insanların sorunlarıyla yani bir görsel basın olarak ilgilendiğiniz için size, şahsınıza ve kanalınıza teşekkür ediyorum. Hakikaten Avrupa'da yaşayan insanların sorunları çok. Yani saymakla bitmez. Ama tabii ki bu sorunların çoğunu insanlar kendisi yaratıyor. Nasıl ki bu sorunları kendisi yaratmışsa o sorunların da çözümünü kendilerinin çözmesi gerekti. Ama tabii bazıları istese de istemese de kendi imkanları dışında olan, mesela sizin çok güzel bir konuyu gündeme getirdiğiniz izin sezonu. Yani insanların en azından inancını, kültürünü unutmaması için yani birinci, ikinci kuşağın dışındaki burada yetişen gençlerimizi, mesela ben şahsım her zaman diyorum ki cemlerde olsun, en azından belli günlerde de olsa buradaki çocuklarınızı Türkiye'deki yakınlarınızla telefonla görüştürün veyahut da izine gittiğiniz zaman götürün, işte Türkiye'yi sevsinler, annesini, babasını, atasını, büyük ecdatlarını orada görsün, ziyaret etsinler, birebir o inançtan, kültürden uzak kalmasınlar. Şimdi baktığın zaman hakikaten bu Avrupa'nın bu oraya geçtikten sonraki ekonomik şartlardaki zor bir durumda insanların yani karınlarını doyurması bile çok zor. Kiralarını ödeyemiyorlar bunun yanında. Ve her şeyin iki misli olduğu, yani mark zamanında 400 mark olan bir bilet bugün 400 euro, 500 euro. Bir 4-5 kişilik aileyi düşündüğün zaman bu insan zaten buradaki kredisini ödeyemiyor. Bu şekilde nasıl kalksın gitsin Türkiye'ye? Neyle gidecek? Yani bir Avrupa'dan gelen bir insanın baktığın zaman işte Avrupa'dan gelmiş. İnsan kendiliğinden bir vicdan azabı çekecek ki ben yurt dışından geldim. Burada bir doğru dürüst karnımı bile doyuramıyorum. Bu nedenle insanlar ne yapıyor? En kolay şey geriye, uzağa kaçmak. Mesela siz biraz önce dediniz ki kredi alıp gidiyor. İşini çalışmayan bir insan kredi zaten alamıyor.
Yani bir her şeye baktığın zaman yüklü yükün üst üstüne geliyor. Bir telefon parasına bakıyorsun, bir ailen nereden baksan yani bilinçsiz olarak belki de 400-500 euroyu buluyor. Ondan sonra bu çocuğun okul masrafları var. E buradaki artık insanların doktora gittiği zaman da yani çok konuşulacak şeyler var ama doktora gittiği zaman belli şeyleri, ücretleri cebinden ödemek zorunda kalıyor. E oradan kısıtla, buradan kısıtla. E bakıyorsun ki kısıtlamana rağmen olmayan bir şeyin neyini kısıtlayacaksın? Yani bir insanın cebinde eğer bir 5 euroya saat ücret olarak çalışıyorsa ki o da herkesin şansı yok. Yani ben bile Kasım dede olarak ki herkesi insan olarak görüyorum, herkesi seviyorum. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ama gittim top sahasında Frankfurt Stadyonu'nda 5 euroya bardak yıkadım. Saat ücretim. 14 saat çalıştım. 70 euro aldım. Ama yani bunun karşılığında onu bulamayan insanlar da var. Yani belki ben bu 70 euroyla ancak evime belki bir haftalık, iki haftalık yiyeceğimi temin edebiliyorum. Onun dışında yani izine gitme şansım çok az. Ama bunu şunu söylüyorum. Aslında insanlar nasıl izine gidemiyorsa, maddi durumları iyi değilse bu demektir ki gücü yetmiyor. Ama iş veren insanların da işlerine engel olmamak şartıyla ben onların işlerine tabii karşı çıkmıyorum ama insanlarımız izne gitmiyorlar gibi bir dönem iki dönem protesto etsin ki gitmediler. Elbette yani ben burada ben de kendim protesto ediyorum. Yani sen bana kızmasın o yönden yani. Ya hayır biz burada şunu söyleyelim. Uçak acentelere bir şey demiyoruz. Onların yapabileceği bir şey yok. Bunu şirketler yapıyor. İsim vermeyelim. Çünkü bunu fırsat biliyorlar. Özellikle yaz sezonu. Yani Eylül'de hatta bu aylarda Mayıs aylarında 150 euroya uçuluyor ise 2 ay sonra neden bu parayı arttırılıyor? Yani ne oluyor da bunu yani bu kadar artı o zaman uçaklar zaten de oluyor. Yani yer bulamıyoruz. Bırakın artık o zaman niye bu kadar? Yani bu Avrupa'daki yaşayanların cebinde gözü dikmeydir bu. Ben burada kendi adıma ben böyle bir protesto yapıyorum. Tabii burada halkımıza ve diğer yerlerde de ben bu soruları sormaya devam edeceğim ve duygularını alacağım. Tabii böyle bir gelişme olmak zorunda, birileri bir şeyler yapmak zorunda. Yani yeter artık. Yani insanlarımız artık o eski Almanya'nın markın mark olduğu zaman değil artık. Bu anlamda ben kendi adıma size teşekkür ediyorum bu güzel görüşleriniz için. Ben kısa da biraz da yanınızdaki beyefendiye sorayım. Çok sağ olun. Sizi tanıyalım kısa. Benim ismim Mehmet Polat. Bundan 1,5 ay evvelsine kadar Hader Sayın Alevi Kültür Merkezi'nin 6 yıl başkanlığını yaptım. Şu anda yeni yönetime göre teslim ettim. Peki siz biraz evvel sorduğumuz soruya uçak şirketlerinin yapmış olduğu fiyat arttırmalara ne diyorsunuz? Tabii özellikle ben şundan yanayım. Dedemin de demin belirttiği gibi yani insanlarımızın geleceği olan özellikle 3. kuşağın memleketini, toprağını, vatanını, kendi oradaki insanlarını, çevresini unutmamak açısından özellikle burada Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bu konuda el atması gerekir. Özellikle şirketlerin bu konuda duyarlı olması gerekir. Özellikle izin sezonunda bu konuda insanlarımızın memleketine, vatanına hasret, en azından bir yılın yorgunluğunu, hasretini gidermek açısından bu uçak biletlerini azami yükseltme çıkarması yerine en azından indirme yönünde özellikle 5 aileli veya 4-5 tane çocuğu olan ailelere de belli bir indirim yaparlarsa özellikle çocuklarımızın kendi vatanlarını kendi memleketine gidip doğdukları yerler değil mi de yani en azından ailenin çevrenin toplumun yaşadığı yerleri ziyaret etmeleri en azından toplumun kendi vatanına kendi toprağına kendi geleceği olan kendi kültürünü eğitimin felsefesini öğretisini daha iyi bir şekilde anlamış olur diye düşünüyorum. Oldu çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Cansu Düğün Salonu'nda sohbetlerimize devam ediyoruz. Yanımızda bir bayan var. Öncelikle afiyetler olsun. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben Sakine. Sakine Hanım, bizim burada birçok vatandaşımıza sorduğumuz soru şu. Yaz sezonlarını fırsat bilen uçak şirketleri büyük bir zam yaparak fiyat arttırmasına gidiyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Ya ben bunu doğru bulmuyorum. Gerçeği şudur ki yani Almanya'daki ekonomik şartlar gittikçe zorlaştığından dolayı sezon dışı fiyatları gördüğümüzde en azından uygun her ailenin de kendi çocuklarını alıp uçakla Türkiye'ye gidebilecek şansa sahip oluyorlar. Ama sezon içerisinde bunu her aileden bekleyemezsiniz. Peki çocukları ne zaman izine götürebileceğiz? Okullar kapandığında değil mi? Evet aynen öyle. Peki okullar kapandığında fiyatlara bir bakıyoruz. 3 misli, 2 misli fiyat. Ne yapacağız? Bence bu konuda bütün uçak şirketlerinin de kendisine göre bir yani. Siz buradan seslenin uçak şirketlerine.
Ya burada benim, ya ben de sesleniyorum yani. Şimdi düşeceğimi belirttiğime göre, yani dilerim sesimi de duyarlar ve onlar da kendilerine göre bir hesap kitabı vardır. Tabii ki kendi hesaplarını da çok iyi bildikleri için. Yani bunların da insanlara göre veyahut da buradaki yurt dışında çalışan insanlara göre biraz daha uygun yaparlarsa sanırım bu da bir aile birleşiminde beraber izin yapma şansını vermiş olurlar. Oldu, çok teşekkürler ve Almanca'da Dankeschön. Evet, Cansu'dan sohbetlere devam. Yanımızda ilk gelen, Almanya'ya gelen dostlar var. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şevçi Koç, Erzincanlıyım. Evet. Düğün sahibi de Erzincanlı. Evet. İşte düğün sahibinin torununu veriyoruz. Burada kutlamaya geldik. Nasıl, salonu nasıl buldunuz? Salon çok iyi, çok beğendik. Her şey dört dörtlük, hizmet yine öyle. Memnunuz yani. Artık memnun olmayacak bir şey yok burada. İzine gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Peki ben buradaki konuklara şu soruyu soruyorum. Özellikle uçak şirketleri yaz sezonunda fırsat bularak, özellikle okul tatillerini fırsat bilerek fiyat arttırmalarına gidiyor. Evet. Ve burada da biliyorsunuz sizin ilk geldiğiniz Almanya değil. Euro'nun geldikten sonra insanlarda alım gücü gerçekten azaldı. Çalışamayan birçok işsiz insanlarımız var. Biz Avrupa'daki sorunlara da eğilmek istiyor. Bu konuda bunları fırsat bulan uçak şirketleriyle ilgili düşüncelerinizi alayım. Valla ekonomi durumu çok çökmüş mü diyeyim, ne diyeyim yani. Herkesin geçimi zor yani. Çünkü Euro'ya dönünce her şey zorlaştı. Her şey pahalılaştı. Tabii halk bunun farkında değil. Olanlardan mecburu olmak zorunda. Yani uçaklar birse iki oldular. Şimdi ne bileyim, gidenler memnun değil yani. Biz kendimiz nasıl buluyorsunuz yani, bu neden bu özellikle bu sezonda 100-150 euroya uçulurken yaz sezonunda 500'e 400'e 600'e çıkıyor? Nasıl buluyorsunuz? Biz hiç iyi görmüyoruz. Çünkü biz izin sezonunda gitsek pahalı gidemiyoruz. Mutlaka kendimize göre ayarlıyoruz. Daha evvel gidiyoruz. İşte onda yaralanıyoruz. Yoksa evet, gidemiyoruz. Sizin çocuklar büyük olduğu için küçük çocukları olanlar nasıl gidecek? Onlar da işte verip o parayı gidiyor ama zorluklarla tabii. Ondan sonra gelip burada kredi ödüyorlar. Tabii kredi alıyorlar. Ondan sonra gelip kredi ödüyorlar. İşte biz de aynı şeyleri yaşadık ama o zamanki dönemle bu zamanki dönem çok değişik. Geçim durumunda çok sıkıntılılar yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi günler, iyi yayınlar size. Aşağı aşağı ırmaklara kavuşan.
Avrupa'nın